Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay tarafından Trabzon'un 2016 yılı tarımsal faaliyetleri Vali Yücel Yavuz'a sunuldu. Trabzon'un ana ürünü fındık olması sebebiyle fındıkta verimi artırmaya yönelik çalışmalarla fındıkta verim ve kaliteyi artırma projesi kapsamında yürütülen çalışmalar üzerinde durulan iki konu oldu. İl Müdürü Gülbay sunumunun daha sonraki bölümünde ise Genç Çiftçi Projesi, Itri ve Tıbbi Bitkiler Projesi, Çevre Amaçlı Arazilerin Korunması Projesi, Organik Tarımın Yaygınlaştırılması Projesi gibi çalışmaları anlattı. Gülbay ayrıca 2017 yılında uygulanması planlanan 8 adet proje hakkında bilgi sundu. 2 milyon 559 bin TL'lik bir artışla bütçemizi tamamladık. Burada da yaklaşık olarak 900 bin liralık bir ek bir ödenek kullanmış olduk. Bu konuda da özellikle çalışmalarımız ağırlıklı Merahıs'ta çalışmalarımız ve diğer faaliyetlerimiz. Yaptığımız çalışmalar içerisinde ilimizdeki %66'lık üretimde fındık oluşturduğu için fındıkta verim kalite artırma projesi çalışmamız başlamış, devam ettik. Bakanlığımıza ile proje sunup bakanlığımızın %100 hibe sağladığı çilek projemiz Akçabat yöresinde geçen sene 10 üreticimize bahçeyi kurduk. Çok güzel sonuç elde ettiği için tekrar bir 20 dekarlık daha bir ilaveyle şu anda 30 kişinin organik çilek çalışma projesi devam ediyor. Çok güzel bir katkı sağlamış. Üreticilerimize çok memnun kaldılar. Sunumun sonrasında Vali Yücel Yavuz, hazırlanan bu projelere oluşturulacak kaynaklardan birinci derecede çiftçilikle uğraşan gayretli üreticilerin yararlandırılması gerektiğini belirtti. Uygulanması planlanan projelerin sürdürülebilirliğinin çok önemli olduğunu hatırlatan Vali Yavuz, üretimi artırırken kalite ve verimliliğin düşürülmemesi gerektiğini belirtti. Tarımsal anlamda yapılan faaliyetlerde gayet güzel ve başarılı. Bitkisel ve hayvansal üretim diyoruz. Diğer alanlar işte balıkçılık diyelim, o da alt başlık değil mi? Gibi. Çok dinamik, güzel bir ortamımız var açıkçası. Bunlar sayenizde. Teşekkür ediyoruz. Şu anda bizim hem ekonomik anlamda, hem sosyal, hem kültürel anlamda müthiş bir kalkınmaya ve o manada gayrete ihtiyacımız olduğu da kesin. Öyleyse yapılacak işte açık ve net ortada.